Merhaba. Bu videomuzda sizlere Optimize Drafting hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde Optimize Drafting ile nasıl ara kaba yapılabilir onu öğrenmiş olacağız. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kaba işlemim var. Optimize Drafting ile yapmıştım bunu. Görmüş olduğunuz gibi köşe noktalarda boşlan gelirken yine kesme hareketleriyle gelip daha çok bu hareketleri kullanan, görmüş olduğunuz gibi köşelerde bir takım yolumuz G0 yerine, kalkış dönüş yerine orada bir takım yoluyla bağlayabiliyor ve buraya ekstra bir F değeri atayabiliyorduk. Öncelikle kaba işlemimizi bununla yapmıştık. Şimdi aynı operasyonlara kaba yapacağız. CTRL'e basıp takım yolunu aşağı çekerseniz kopyalayabilirsiniz. Ya da boşluğa sağ klik New kısmından arkadaşlar, job kısmından N'ye basıp ...ya da aşağıdan 3D Milling'den Optimize Roughing'i yine seçebilirsiniz. Takım yoluna çift tıklayıp içine giriyorum. Ee, yeni bir takım oluşturacağım. Bakın diametre kısmında çap yazıyor, 16 yazıyorum. Daha sonra... Sağ taraftan gelip radüsteki 1'e dokunursanız nerede corner radüsün olduğunu gösterir. Bu değerim kalacaksa devam ediyorum ve teknoloji kısmına geçiyorum. Arkadaşlar bunu toolpaths parameters videosunda izleyebilirsiniz. Devirlerle alakalı bilgileri oradan edinebilirsiniz. Okey diyorum ve devam ediyorum. Daha sonra strateji kısmındayım. Burada roughing işlemini seçiyorum. Arkadaşlar şu an bu ilk arakabamız eğer onda 5'ten 0.15 on onda 2'lere düşüyorsanız yani stok olarak bir değer yazacaksanız oraya sabit kalmayacaksa burada roughing işlemini seçiyorsunuz. Eğer öyle olmasaydı biz rest roughing'i seçerek devam edebilirdik ama bunu ikinci e, ara kaba videomuzda izleyebilirsiniz. Biz şu anda e, roughing işlemini kullanacağız burada. Roughing işlemini seçiyoruz ve devam ediyoruz. Fillet Radius kısmında arkadaşlar bakın takım çapının %5'i kadar yani onda 8 çapın %5'i kadar onda 8 değeri kadar diplere radius kıracak vuruntuyu engellemek için Fillet All tulpesi seçerseniz de yüzeye en yakın geçen takım yolunda da bir radius kıracak. Bu da takım yolların en dipte de vuruntu yapmasını engelleyecektir. Full cut arkadaşlar kısmı reduce feed rate during full cut'ta da sizin takım çapınız tam bir doluya girerken bunu farklı bir ilerlemeyle reduce ilerlemesiyle gitmesini sağlayabilirsiniz. Takım kısmından edit dediğimizde teknoloji kısmında bakın arkadaşlar feed rate'imiz 200 iken reduce feed rate'imiz bizim burada 100. Yani bu demek oluyor ki normal kesim kısmında 200'e giderken bu takım çapı dolu bir yere girdiği takdirde tam çap kadar yüzde gidecek. Parameters kısmına geliyorum. başlangıç ve bitiş noktalarını arkadaşlar belirtiyorum. Bottom kısmımız bitiş, top da başlangıç burada kullanmayacağım ve kapatıyorum bu yüzden. İsterseniz seçimi yapabilirsiniz manuel olarak. Yana kayma miktarımız %60 kadar çapın. Bakın yukarıda 9.6 yazıyor. İsterseniz milimetre cinsinden girmek isterseniz de horizontal step over'ı seçip Burada 9.6 yazabilirsiniz. Bunu da yapma şansınız var. Ben yüzdelik olarak kullanacağım. Hangi takımı yazarsam yazayım kendi alacak. Allowance kısmı da stok miktarı arkadaşlar. onda 5 değil artık. Stoğumu düşüyorum 0.15'lere. Zarici kısmında da bahsettiğim kısım buydu. Additional Allowance'da da x'e yazarsanız arkadaşlar. Örneğin buraya onda 5 daha yazacak olursam. Yan duvarlardan toplamda 0.65. Sadece tabanlarda arkadaşlar 0.15 kalacak şekilde işlem yapacaktır program. Ben burayı tabii ki 0 olarak kabul edeceğim. Her yere 0.15 şeklinde kabul edip devam edeceğim değerlerimi. Daha sonra vertical step dağımız var arkadaşlar. Z miktar miktar 1.1 diyorum. Hızlıca hesaplamayı yaptırmak için. Plane level detection işlemi ne işe yarıyor? bakalım. Arkadaşlar yüzeydeki bu kademelerde bir numara yani off Kullanırsanız of seçeneğini bakın yüzeylerde eşit miktarda stok bırakmayıp burada z adımlarını eşit tutarken ikinci numarada otomatikte de yüzeylerde eşit miktarda stok kalacak şekilde takım yollarını kendisi optimize edecek, ayarlayacaktır. Bunun için auto'yu seçiyoruz. Retract modunu Clearance Distance, Clearance Play'in 50. Görmüş olduğunuz gibi takımın ilk durduğu yer ara geçişlerde 5. Boundary kısmında Curve Selection ve Surface Selection kısmımız var. İster yüze ister curve çalışabiliriz. Curve kısmında da to, past, on var. Bunlar da içinde dışında veya üzerinde ya da bir offset miktarı buraya yazabilirsiniz. Macros kısmında arkadaşlar bir açı değerimiz var. Burada otomatikman geliyor. Setup kısmında da model kısmı ve stok kısmı var. Model otomatik görüyor. Stokta da bir öncekinden kalanı buldurmak için bir önceki takım yolum 5. takım yoluydu. Gelip bunu seçiyorum arkadaşlar ya da istediğim başka herhangi bir stoğa bağlayabilirim. Burada serbestiz ve bağladığınız stok size kırmızı olarak yan tarafta beliriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra yapmamız gereken Generate Resulting Stoğu seçip kalanı da ondan kalan stoğu da hesaplatmak olacak. Tolerans değerim şu anda %3'e çekiyorum arkadaşlar. Stoğumla bağlantılı olmak kaydıyla. Clearance Feed rate arkadaşlar 50.000 yazıyor. Bu tezgah değerine bağlıdır. Bu yanda boşta geçiş dediğimiz boştaki hareketleri hızlandırmak adına örneğin sizin tezgahınız 8000 ile en fazla ilerliyorsa oraya 8000 yazarsanız kesme değil. 1000 giderken boştaki hareketlerde orada sar hareketleri 8000'e kadar çıkartacaktır arkadaşlar. Bu da gereksiz zamanı e, uzatmayacaktır. Daha çok kısaltacaktır. Hızlı bir kesim olacaktır. Hesaplat diyorum ve işlemime devam ediyorum arkadaşlar. Takım yollarım şimdi oluşacak. Bir önceki kaban bu şekildeydi. Evet görmüş olduğumuz gibi yine şu boştaki hareketlerden bahsetmiştik daha demin. Aynı işlemi ara kaba işlemimizde de şimdi gerçekleştirecek. Bu sayede de arkadaşlar siz hızlıca kalkış yapmadan geri dönüş sağlayıp işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Evet arkadaşlar takım yollarım bitmek üzere. Şimdi takım yollarımız görmüş olduğunuz gibi hesaplandı. Programda şimdi kırmızı ve sarı takım yolları var. Ben sadece sarı takım yollarını yani G1 hareketlerini görmek için Weave Toolpaths e, tool diyorum ve Show G1 Only diyorum. Takım yoluna sağ klik yaptığınızda bunu görebilirsiniz. Evet, bağlama hareketlerini görmüş olduğu gibi burada gerçekleştirdi. Program içine girdiğiniz takdirde arkadaşlar buranın ayrı bir ilerlemesi olarak setup kısmında clearance feed bir değer verebilirsiniz. Maksimum tezgah ilerlemenize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Kalkış gerçekleştirmeden G0 değil normal kesme hareketi ile yapıyor ama siz buraya bir değer verdiğiniz takdirde ayrı bir değerle de devam edebiliyor. Kesme hareketlerini boşta geri kaçma hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ara kaba işleminde arkadaşlar tekrar programın içine girdiğimiz takdirde Parameters kısmında burada dikkat edeceğiniz ara kabayı yaparken strateji kısmında roughing'i seçiyor olmanız. Burada önemli parametre ne? Ben stok düştüm. İlk kaba yolum 10'da 5 leken ikinci ara kaba takım yolum benim 0-15 olduğu için ben roughing seçeneğini seçtim. Bir sonraki videoda da siz orada diğer seçeneğimizi görmüş olacaksınız. Böyle bu videomuzda optimize drafting işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.